CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kentteki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, kısa bir süre önce CHP'nin 37. Genel Kurultayı'nın gerçekleştirildiğini hatırlattı. CHP kurultayının zor olduğuna dikkat çeken Öztunç, CHP kurultayları diğer partilerin kurultaylarına benzemez. Bizde yarış vardır. Bildiğiniz kıyasıya rekabet ve yarış vardır, dedi. Öztunç, kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildiğini hatırlatarak şöyle devam etti. Görevlendirdi. Bu görevlendirme şahsıma yönelik değildir. Bu görevlendirme Kahramanmaraş'adır. Biz de bu görevi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Beni tanıyorsunuz, ben çalışkanımdır. 24 saatin 20 saati çalışırım. O işin de üstesinden inşallah geleceğiz. Tabii bu görevlendirmeden sonra bazı arkadaşlarımız, özellikle AK Partililer şöyle bir düşünceye kapıldılar. Ya artık genel başkan yardımcısı oldu, çok gelip gidemez. Maraş'la ilgilenemez dediler ama yanılıyorlar. Daha çok ilgileneceğim, daha çok geleceğim, daha çok gideceğim. Yani genel başkan yardımcısı olunca Maraş'la ilgilenemez mantığı bizde tutmaz. Belki Mahir Ünal da tutar, belki Mahir Ünal öyledir ama bende öyle bir şey olmaz. Ben emin olun Kahramanmaraş'ın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim. Çünkü bu kent sahipsiz bırakıldı. Yıllarca bu şehri sahipsiz bıraktılar. AK Parti Maraş'tan çok yüksek oy alıyor. Çok yüksek oy alıyordu. Çok yüksek oy aldığı için de ya ne de olsa Maraşlı bize oy veriyor. Aman boş ver, yapsak da olur, yapmasak da olur. Hizmet etsek de olur, etmesek de olur diyordu. Demeye de devam ediyor açıkçası. Geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşandı. Su havzası açısından Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta susuz köyler var. Bunu açıkladım. Hemen başladı AK Parti'nin il başkanı, ilçe başkanları, il yöneticileri. Bir de çok ahlaksızca saldırıyorlar ha. Sosyal medyaya bakın. Bel altı. Yani bir Müslümana yakışmayacak yazılar yazanlar var il başkan yardımcılarından. Sonra da çıkıp bir tanesi Dereli Soy isimli birisi medyayı arıyor. Aman bu haberleri girmeyin diyor. Bilmediğimiz ne diyor. Sanıyor ki bende ses kayıtları yok beyefendinin. Hepsi ulaşıyor bize. Bir tek kendilerini akıllı zannediyorlar. Su yok dedik, hemen başladılar saldırmaya. Habibi Hanım da başladı saldırmaya. Yok kardeşim, işte Maraş'tayım. AK Parti milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanları, varsa yüreğiniz, hadi gelin Fatmalı'ya gidelim. Hemen bugün, hadi gelin Beşer'e gidelim, Ilıca'ya. Hemen bugün, istediğiniz köye gidelim, Göksu'nun köylerine gidelim. Su yok kardeşim, su, köylerde su yok. Millet abdest alacak, su bulamıyor çoğu zaman. Varsa yürekleri gelsinler. Ben Kahramanmaraş'tayım, haber bekliyorum. Haberleriniz girdikten sonra il başkanları, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, milletvekilleri şu anda buradalar, evlerindeler biliyorum. Gelsinler gidelim. Fatmalı'ya gidelim mesela. Su var mı yok mu? Andırdın köylerine gidelim. Su var mı yok mu? Yok arkadaşlar. Ben kötü amaçlı söylemiyorum ki. Bu köylerde su yok, büyükşehir çalışsın diyorum. Su işini ayarlasın diyorum. Su işini çözsün diyorum. Memlekete hizmet etsin diyorum. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı devlet memuru. Sabah 9'da daireye giriyor. 5'te 6'da çıkıyor. Bürokrat. Böyle belediye başkanlığı olmaz. Belediye başkanı halkın içinde olur. Belediye başkanı çok çalışır. Bürokratlıkla belediye başkanlığı yapılmaz arkadaşlar. Maalesef başarısız belediye başkanı var Kahramanmaraş'ta. Maalesef. Süre verdik. Dedik ki inşallah yapar eder. Rakibimizdi, ses çıkartmayalım dedik ama başarısız. Çalışmayan bir belediye başkanı var. Sorduğun zaman da borcum var diyor. Borcu olmayan belediye mi var arkadaşlar? İstanbul Büyükşehir'in borcu yok mu? Ankara'nın, Antep'in yok mu? Gaziantep'in borcu yok mu? Fatma Şahin nasıl çalışıyor? Sen niye çalışmıyorsun? Köy yolları niye yapılmıyor? Mahalle yolları niye yapılmıyor? Vatandaş kendisi beton mikseri kiralıyor. Beton döküyor arkadaşlar köy yoluna. Beton mikseri kiralıyor. Demirciler köy yoluna gidin grup yoluna. Vatandaş mikser kiralamış. Beton döküyor ya. Belediyenin yapacağı işi vatandaş kendi cebinden yapmaya başlamış. Köylü. Bu mudur yani belediye başkanlığı? Maraş'taki bir takım yolsuzluklar konusunda da önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım arkadaşlar. Çevre ve doğada ciddi bir talan var. Ben de atom karıncayım diye beni oraya verdiler demek ki. Yani takdir genel başkanımızın, hiç fark etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığı önemli bir görevdir. Hangi görev olursa olsun. Şunu da önemsiyorum arkadaşlar. Eleştiriyorum ama AK Parti'nin işte genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, CHP'ninki biziz. Keşke MHP'de de bir tane olsa. Maraş için de önemli bu arkadaşlar. Maraş açısından önemli bu arkadaşlar. Yani Maraş'ın daha böyle gelişebilmesi için düşünsenize iktidar, ana muhalefet 3. partinin genel başkan yardımcılarının Maraş'tan olması, ben önemsiyorum bunu.